Hürriyet TV ekranından herkese merhaba. Bugün önemli bir konu ile karşınızdayız. Biliyorsunuz ki uzun süredir emeklilerin, asgari ücretlilerin maaşlarına zam yapılması ile ilgili gelişmeler gündemde. Biz de tüm bunları ve eğer zam yapılırsa aslında nelerin dikkate alınması gerektiğini ekonomist Yalçın Karatepe ile konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Yalçın Bey. Merhaba, hoş bulduk Sinem Hanım. Çok teşekkür ederiz yayın talebimizi kabul ettiğiniz için. Yalçın Bey, biliyorsunuz ki uzun süredir bir zam konusu gündemde ve aslında zam evet olmalı ama neler dikkate alınmalı konusunda anlaşmazlık yaşanmakta. Öncelikle bir zam yapılacaksa her ayın enflasyonu mu katılmalı buna, genel enflasyon mu katılmalı veya katılıyor ve umursanmıyor mu? Bu enflasyon verilerini de düşünürsek eğer bir zam yapılırsa öncelikli olarak emeklilere yapılacak zam ne kadar olmalı sizce? Şimdi Sinem Hanım, bu konuda bir yasal düzenleme var zaten. Hem emeklilere hem de kamu çalışanlarına 6 ayda bir enflasyon farkı kadar bir ödemenin yapılması ya da ücretlerinde ve ya maaşlarında bir artışın yapılması bir yasal zorunluluk. İşte yıl başında 1 Ocak tarihinde belli olan çalışan kamu çalışanlarının ya da emeklilerin aylıkları ve maaşlarına bakılıyor. Haziran ayı sonuna kadar gerçekleşen enflasyon hesaplanıyor, TÜİK tarafından ilan edilen ve bu fark Temmuz ayından itibaren emeklilere ve kamu çalışanlarına yansıtılıyor. Bunun üzerine de bazen işte, ya toplu sözleşmelere bağlı olarak ya da başka gerekçelerle birkaç puan ilave yapılarak toplam ödeme tutarı emekliler için enflasyon farkı kadar SGK emekliler için ama diğerleri için belki enflasyonun 1-2 puan üstünde bir artış şeklinde gerçekleşiyor. Ama tekrar ediyorum, bu iktidarın böyle müjde vesaire gibi sloganlarla duyurması çok doğru bir şey değil. Bir yasal zorunluluk, yapılması gereken bir şey. Fakat bizim asıl üzerinde konuşmamız gereken şey, bu yeterli midir? Yani sadece enflasyon farkı kadar bir ücret artışı özellikle emeklilere yapılması yeterli midir? Şimdi yılbaşını hatırlayacaksınız, minimum emekli aylığı 2500 lira seviyesine çıkarıldı. Şimdi siz bunda enflasyon farkı kadar diyelim %40 civarında gerçekleşti yılın ilk 6 ayındaki enflasyon. %40 artış yaparsanız bu o düşük emekli aylığını alan insanların yılın geri kalan kısmında refah içerisinde yaşamasına yol açar mı? Tabii ki açmayacak. Yol açmayacak. Yani onlar hala zor koşullarda hayatta kalmaya devam edecek. Özellikle harcama sepetinde, yani hem çalışanların hem emeklilerin harcama sepetinde önemli yer tutan doğalgaz, elektrik, gıda gibi gruplarda yer alan enflasyon oranının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. TÜİK'in manşet enflasyonla yüksek olduğunu biliyoruz ve paralarının büyük çoğunluğu buraya harcıyorlar. Dolayısıyla sadece enflasyon oranında yapılacak bir artışın onlar açısından refah artışı anlamına gelmeyeceğini ifade etmek isterim. Üstelik TÜİK'in enflasyon verilerine ilişkin de çok ciddi kuşkular var. Yani vatandaşın maruz kaldığı enflasyon ile TÜİK tarafından açıklanan, şimdi Mayıs sonu verisi yıllık bazda %73,5 olan veri ciddi kuşkular da içinde barındırıyor. Vatandaş daha yüksek bir enflasyona maruz kaldığını biliyor, görüyor ve bunu her çarşıya pazara çıktığında hissediyor. Dolayısıyla artışın enflasyon farkının çok üzerinde yapılması bence uygun olur. Üstelik bir de bizim iktisatçıların refah payı olarak adlandırdığı, yani sadece paranın satın alma gücünün korunması değil ama aynı zamanda harcanabilir ve alabileceği miktarı artırmasına yol açacak bir ücret artışının ya da emekli aylık artışının olması gerekir. Burada da genellikle kriter olarak kullanılan oran milli gelirin büyüme oranı. Yani milli gelirden, milli gelirdeki artıştan da pay almak gerekir deriz biz. Şimdi ilk çeyrek büyüme verileri ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin çok iddialı bir biçimde büyüdüğünü söylüyor iktidar. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, ki veriler onu gösteriyor, o zaman bu milli gelirdeki artıştan da vatandaşların yararlanması gerekir. Özellikle emeklilerin ve ücretli çalışanların. Dolayısıyla onların aylıklarına yapılacak artış oranının enflasyon farkı artı milli gelirdeki büyüme şeklinde hesaplanması daha uygun olur diye düşünüyorum.
Peki Yalçın Bey, sizin de dediğinize göre 6 ayda bir yapılıyor. Yani yılın başında, yılın ortasında, ancak her ay enflasyon düzenli bir şekilde artıyor. Bunun da dikkate alınması gerekmez mi? Elbette. Yani şimdi bakın, Türkiye çok yüksek bir enflasyon dönemini yaşıyor. Yani bu yılda iki defa, her 6 ayda bir enflasyon farkı ödemesine ilişkin düzenlemeler yapıldığında enflasyon Türkiye'de %10'lar seviyesinde. Dolayısıyla insanlar buna tahammül edebiliyorlardı. O sürenin geçmesini bekleyebiliyorlardı. Fakat şimdi %100'lere giden, yani 3 hanelilere giden bir enflasyonla karşı karşıyayız. Dolayısıyla vatandaşın, yani çalışan kesimin, emeklilerin aylıklarındaki enflasyon farkı düzenlemesinin çok daha sık periyotlarda yapılması gerekir ki ihtiyaçlarını karşılamakta daha az zorlansınlar. İşte bu 3 ayda bir olabilir. Her ay olması teknik olarak biraz, yani yapılamaz mı? Elbette yapılabilir ama 3 ay bana makulmuş gibi görünüyor. Fakat iktidardan gelen açıklamalardan görüyoruz ki kamu çalışanları ve emekliler için bu yılda 2 kez, işte Temmuz ve yılbaşı olmak üzere. Ama Türkiye'de asıl mağdur olan bir kesim de asgari ücret elde edenler. Şimdi bunu da konuşmamız lazım. Bence şu anda Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin de asgari ücretin ne olacağının konuşuluyor olması olduğunu düşünüyorum. Bakın, kamu çalışanlarına biraz önce söyledim, yapılacak ücret artışları kanunla belirlenmiş asgarisi. Enflasyon farkıdır. Yani bunu iktidar öteleyemez, geciktiremez, yapmaktan vazgeçemez yasal bir değişiklik yapmadığı sürece. Dolayısıyla o neredeyse otomatik olarak yapılacak bir şey. Fakat asgari ücretler, bugün Türkiye'de çalışan nüfusun belki yarısından fazlası asgari ücret seviyesinde gelir elde ediyor. Oradaki mağduriyet çok daha derin. Şimdi Temmuz ayında asgari ücrette bir artışın yapılması gerekir. En az enflasyon farkı kadar bir artışın olması gerekir. Ama bu konu Türkiye'de işte Temmuz ayına 15 günlük bir süre kalmış olmasına rağmen çok yüksek sesle konuşulmuyor. Yani belki iktidar sürpriz yapıp Temmuz'dan itibaren asgari ücrette bir değişikliğe mi gidecek onu bilmiyorum ama iktidardan bir sürpriz beklemek yerine bunu toplumsal bir talebe dönüştürmemiz gerekir. Çünkü yıl başında belirlenmiş olan 4.250 liralık asgari ücretin %40'ı zaten enflasyon karşısında erimiş durumda. Haziran ayı sonu geldiği zaman bunu net bir biçimde göreceğiz. Bir de yılın geri kalan kısmını bekleyin demek ne insani bir talep olur. Çünkü o insanlar yılın geri kalanında bu artan fiyatlar karşısında nasıl ihtiyaçlarını görecekler, karşılayacaklar. Ne de ekonomik olur. Yani insanları yoksullaştırarak bir ekonomik sonuca gitmeyi ben çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla asgari ücret konusunun da Türkiye'de bu önümüzdeki 2 hafta içerisinde çok yüksek sesle konuşulması ve buradaki artışın da en az enflasyon oranı kadar, hatta bunun üzerinde olmasının talep edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak Yalçın Bey, tüm bu gelişmelere, enflasyona, ekonomik krize bakarsak, özellikle asgari ücretlerdeki oran ne kadar artmalı sizce? Yani şu an 4.253 lira, aslında Temmuz başından itibaren sizce ne kadar olmalı? Şimdi bakın, Türk İş Düzenli olarak açlık sınırı diye bir şey açıklıyor, değil mi? 4 kişilik bir ailenin sadece beslenme ihtiyacını karşılamak için harcaması gereken parasal tutarı ölçüyor. Şimdi Haziran verisi henüz açıklanmadı. Onu da önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ama en son açıklanan Mayıs verisine baktığımızda bile asgari ücret açlık sınırının neredeyse 1.750 lira altında bir seviyede. Şimdi bizim referans olarak almamız gereken sadece insanların karınlarını doyurması mı? Değil mi? Bir de bunun dışında başka ihtiyaçlar da var. Kira ödüyorlar, doğalgaz, elektrik vesaire gibi harcamaları var. Onlar da dikkate aldığımızda aslında asgari ücretteki artış oranının sadece enflasyon oranı kadar olması yeterli değil. Bunun çok daha üstünde, açlık sınırının üstüne çıkaracak bir seviyede olması gerekir. Bu yapılamaz mı? Yapılabilir. Bakın, asgari ücreti özel sektör ödüyor. Özel sektörün bunu ödeyecek gücü de var. Nereden biliyoruz olduğunu? Yine resmi verilerine bakarak görüyoruz. Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamına baktığımız zaman çalışanların, yani ücret geliri elde edenlerin milli gelirden aldığı payın düzenli olarak azaldığını, düştüğünü görüyoruz. Ama buna karşın
şirketler kesiminin milli gelirden aldığı payın arttığını görüyoruz. En son açıklanan veride şirketler kesiminin payı %47'ye çıkmış durumda ki birkaç sene önce %40'den kademeli olarak çıkıyor. Ne demektir onların payının artıyor olması? Aslında onlar kâr ediyor. O zaman bu kârı çalışanlarıyla paylaşmaları gerekiyor. Dolayısıyla asgari ücret ödeyecek yerlerinin olduğunu ben biliyorum. Pek çok şirket de buna itiraz etmeyecektir asgari ücretteki artışa. Çünkü bu sadece ekonomik bir talep değil, aynı zamanda insani bir talep. Yüksek fiyatlar karşısında vatandaş gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Teşekkür ederim verdiğiniz yanıtlar için Yalçın Bey. Biz de özellikle müjde olarak açıklanan ancak aslında yasal olması gereken bu haberleri, gelişmeleri ve artacak olan oranı Cumhuriyet olarak takip ediyor olacağız. Yayınımıza katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler sinema. Cumhuriyet TV ekranında bugün ekonomist Yalçın Karatepe ile emekli ve memur zamlarına gelecek olan artışla ilgili konuştuk. Aynı zamanda kendisi aslında asgari ücretin de düşünülmesi gerektiğini ve bunun acilen yapılması gerektiğini sadece insanın karnını doyurmak için değil, aynı zamanda diğer ihtiyaçlarını karşılamak için de belirli bir refah seviyesinde olması gerektiğini belirtti. Biz de müjde olarak belirtilen bu açıklamaları ve gelecek olan zam oranlarını takip ediyor olacağız. Şimdilik bu kadar. Cumhuriyet TV sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.